Herkese selamlar, herkese merhabalar. Bu videoda sizlere yazılıdan yüz alma tekniklerinden bahsedeceğim. İlk tekniğimiz dersi derste öğrenmek. Derste öğretmenlerimizi çok iyi dinlemeliyiz. Bir bilginin yarıdan fazlası derste öğrenilmektedir. Anlamadığınız konularda öğretmenlerinize soru sormaktan asla çekinmeyin. Çünkü eksik öğrenme, öğrenmenin bütünlüğünü bozduğu gibi bu da başarısızlığa sebep olmaktadır. Plan yaparak çalışmak bize ne kazandırır? Plan yapmak çalışmalarımızı bir düzene soktuğu için başarımızı artırır. Kendimize güven duymamızı sağlar, bize zaman kazandırır. Çok çalışma, düzenli çalış. Unutma, düzenli çalışmayan daha çok çalışmak zorunda kalır. Yazarak çalışın. Bir kere yazmak, 10 kere okumaya eşdeğer öğrenmeyi sağlar. Yazarken dikkatinizi konu üzerine yoğunlaştırırsınız. Ama okurken dikkat kolay dağılmaktadır. Ders tekrarı yapmak da çok önemlidir. Etkin öğrenme için bol bol tekrar yapın. İyi bilinmelidir ki tekrar, derslerin iyi kavranmasını sağlar. Akılda kalıcı öğrenme için çalışma şekliniz de önemlidir. Masada çalışın, yerde değil. Masada çalışmak, işin ciddiyetinin bilincinde dikkatinizi toplayarak çalışmanızı sağlarken, yatarak çalışmak ise dikkatin kolay dağılmasına neden olmaktadır. Kitap ve defterden ama en çok da defterden istifade edin. Çünkü çoğu öğretmen defterden soru sorar. Ayrıca defter, sana ait notların bulunduğu süper bir kaynaktır. Önemli kuralları, bilgileri not almak için renkli post-itlerden faydalan. Çalışma masana, dolabına, odanın duvarlarına, görünür yerlere as. Her fırsatta bu bilgileri okumaya gayret göster, ihmal etme. Arkadaşlarınla birlikte çalış. Şu söz çok hoşuma gider. Zeki insan sadece kendi aklından değil, başkalarının aklından da istifade eden insandır. Bu sebepledir ki grup çalışması başarıyı artıran en önemli faktörlerdendir. Uyku ve beslenme düzenine dikkat etmelisin. Hamburger, cips, kola gibi sağlıksız besinlerden uzak durup, meyve, sebze, süt gibi sağlıklı besinler tüketmeliyiz. Özellikle sınav gecesi geç saatlere kadar oturup uykusuz kalmamalıyız. Çalışırken aklınızda kalmayan bilgiler için çağrışım yöntemi kullanın. Bilgiyi günlük hayattan bir şeylere benzetmeler, bağdaştırmalar, harf kodlamaları öğrenmeyi hep kolaylaştırmaktadır arkadaşlar. Örneğin ünsüz harflerden sert ünsüzler fıstıkçı şahap ile, süreksiz sert ünsüzler ketçap ile, sülfürik asit ise Hasan 2 Salak Osman 4 ile bağdaştırılabilir. Sınavda süreyi iyi kullanıp telaş yapmamalıyız. Zaman kontrolü alışkanlığı kazanmak için sınavdan önce süre tutarak testler çözmek işe yarayabilir. Bu sayede telaş yapmadan zamanında sınavlarımızı tamamlayabiliriz. Sakın stres yapmayın. Hiçbir sınav sizden önemli değildir. Bunu sakın unutmayın. Eğer stres yaparsanız bu durum bildiklerinizi de unutmanıza sebep olabilir. Sınav motivasyonu çok önemlidir. Başaracağına inanmak başarmanın yarısıdır. Edison'un asistanı 700. denemede de başarısız olduk dediğinde Edison cevaben "Hayır, başarısız olmadık. Yapmamamız gereken 700 şey öğrendik." demiştir. O halde biz de ne diyoruz? Asla vazgeçmeyeceğiz. Geldik en önemli ve en etkili yöntem olan duaya. Eğer biz çalışıp elimizden geleni yaptıysak gerisini Rabbimize tevekkül edeceğiz arkadaşlar. Çünkü o çalışana her daim hakkını verendir. Yazılılarınızda hepinize başarılar diliyorum. Bir dersimizin daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Güncel ders videolarımı kaçırmamak ve birlikte başarmak için solda görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir. Dikdörtgen şeklindeki bağlantılardan da diğer ders videolarımı izleyebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.